Şimdi saat 3.18'de. Kulaklığı taksın. Recep'e ver kulaklığı. İlknur onlardan şu telefona cevap ver. İlknur aramasak hiç aramayacağım. Cevap ver ya şu telefonu diye ısrar ediyor Recep. Recep'in ısrarı var. Arkasından da kızma bana diyor. Hastayım diyorum. Kolumu kaldıracak halim yok. Anla beni yoksa gelmem mi? Ben de çok özledim seni. Allah biliyor ya diyor. Kızma bana diyor. Tamam diyor. Yarın geleceğim Allah'ın izniyle. Sıkma canını. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İyi geceler. Murat abime de selamlar. Allah'a emanet olun. Gece saat 03.18'de. Kaybolduğu gece mi işte onu demek istiyorum. Evet evet. 1 Haziran'da görmek ister misin? Gel. Sen gece görmezsen işte. Rahat etmeyeceğim. Ben biliyorum seni. Anladım seni. Bir gör bak. Bak. İlknur onlardan şu telefona cevap ver. İlknur aramasak da diyor. Kızma sana hastayım. Bak 1 Haziran saat 3.18. O görüntülerden sonra. Anladım. Sen de demişsin ki vallahi demişsin. İlknur kızacak bir şey yok. Tamam. Bana kızacak bir şey yok. İlknur kolumu kaldıracak halimle ne eve gelmek mi istemiyorsun gibi bir şey yazıyorsun. Devamını görmedim de ben. Şimdi abla, ben hepsini gönderirim. Ben neysem oyum abla. Ben size hep düz geldim. Hep doğru geldim. Doğru gel, düz ben, gel canımı ben, ye yani. Şimdi bu mesajdan sonra ama bakın arkadaşlar Doğanay sen yazıyorsun da bu mesaj saat 03.18'de. O en son kafedeki görüntüler saat kaç gibi? O görüntülere baktınız mı arkadaşlar? Saat kaçta? 12-12.30 öyle çift 0.34. Çift 0.34'ten sonra o zaman bir eve gidiyor. Yani kolumu kaldıracak halim yok diyor. Birinin yanında. Bak kızın o görüntüler çift 0.34. Sonra birinin yanına gidiyor. 31 Mayıs'tan 1 Haziran'a bağlanan gecenin sabahına karşı 00.35'te 2 Haziran'da o görüntüler var. Ha pardon. 2 Haziran'da bu görüntü şeyler var. Bir gün öncesinden bahsediyor. 1 Haziran. Ha, tamam mı? Benim kafam da karıştı birden. Özür dilerim. Doğanay düzeltiyor. Tamam Doğanay haklısın. Bir gün öncesinden bahsediyor. 1 Haziran'da. Yani anladım. Kaybolmadan önceki şeyden bahsediyor. Bir gün önce desen. Ha, bir gün önce ne oldu evde? Niye kolunu kaldıracak hali yoktu? Değildi öyle bir şey yoktu. Sen yanında mıydın? Yanındaydım. Gayet balkonda oturup çay içtik öyle hastalığı falan değildi. Gayet iyiydi. Sabah 03.18'de. Ondan sonra ertesi gün işte yola şeye çıkıyor, kafeye gidiyor. Kafe, yani 2 Haziran'da da işte o görüntüler yakalanıyor 00.34'te. Sabah da 9'da biriyle görüşüyor 2 Haziran'da. Sonra kayboluyor. Peki sen o gece senin yanına gelmek istememiş. Ya 1 Haziran'da senin yanına gelmek istememiş. Hastalığı falan değildi yani. Abla. Ha. Şimdi onun yazmış olduğu mesajı kendim gördüm. Ben şimdi onun mesajına dayanarak ses tonunu duyduğum için konuşması bile iyi değildi. Ben de evdeyim, hastayım dedi. Ben de hatta dedim bak yengeme ineyim aşağı sana çorba yapsın. İspeden geleyim seni alayım dedim. Ben de yürüyecek takatım yoktu abla. Bu mesaj olarak mı yazmış yoksa konuşarak mı yazmış? Mesaj yazmış. Niye aramamış? Bak soruyor, Cesur soruyor niye aramadın? Niye aramadın madem? Bu mesajı duyduğun için niye aramadın? Sonra konuştuktan sonra mesaj yazıyor. Ben arıyorum cevap vermiyor. Dökümlerle çıkabilir, sıkıntı yok. Tamam. Peki bir gün önce sen iyi olduğunu söylüyorsun. Balkonda i̇yiydi ya, hiçbir şey yoktu, kahve, iyiydi. Ama o gece 3'te de ben kolumu kaldıracak halim yok diye Recep'in ona yanına... Ona şaşırıyorum ben yani iyiydi. Ben kızımı bilmem mi hasta olup olmadığını. Yani Recep arası mı kötüydü, oraya gitmek istemiyor muydu? Yani çünkü, belki de oraya gitmek istemedi. Çünkü orada dediği mesajda diyor ki yani. Kolumu kaldıracak halim yok, yoksa gelmem mi diyor. Allah'ın izniyle sıkma diyor canını diyor. Allah biliyor ya kızma bana diyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun bakın diyor. Son kardeşinle bak resim çekildi hatta o gün. Size de gösterebilirim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne demek senin yanında o sırada peki? Ha? O sırada senin yanında ya kız evde ya. Sen 3 yanında resim o zaman. Benim yanımda mı? Evet senin yanında gece yani o gece senin yanında. Birinde senin yanında. Gündüz benim yanımda ama. Evet. Gündüz benim yanımda. O gün hiçbir şey yoktu evde. Bakın size resim de göstereyim ben. Kardeşine gayet iyi resim çekildi. Bak kızın senin birinin işte ikisinin sabaha kayboluyor ya ikisinde 2 Haziran'da kayboluyor senin kızın. Benim kızım 1 Haziran'ın gecesinde kayboluyor. Tamam işte 2'ye dönüyor. Tamam 2 oluyor. Tamam 2'ye doğru. 2 oluyor tatlım benim. 2 Haziran tamam. Oluyor. Yani bir, tamam. Ama onun öncesinde 1 Haziran'ın sabaha doğru. Yani tamam. Daha kafeye o gece saat 20'de falan gidiyor ya. Sabaha doğru kızın kolunu kaldıramayacak kadar hasta olduğunu... Yoktu öyle bir şey, öyle bir şey yoktu. Bir derdi tasası mı vardı? Hayır ya yoktu. Gayet neşeliydi, kardeşlerine resim çekildi.
Hani bir şey sorun yoktu. Böyle bir şey olsa da kardeşleri de evdeydi. Bir şey saklamıyorsun değil mi bizden? Şimdi niye saklayayım? Niye saklayayım? Kendi kızıma mı saklayacağım? Ya iki olasılık olabilir. Ya Recep'i başından işte kovmak için yani, bunu yapıyor yani, olabilir. Ama yani. Arasında Recep'in bir sorunu yoktu diyorsun. Bilmiyorum ama evde hasta değildi yani. Buna eminim hasta olmadığında. Ya Recep'i başından savıyor belki ya da de. Evde bir şey oldu. Belki o zaman de. Cesur'un dediğine geliyoruz. Sen bazı şeyleri biliyorsun ve üzerine örtüyor musun acaba diyor. Evet. Aynen. Evet ben saklıyorum onları. Yani bildiği bir şey var ama korktuğu da bir şey var gibi. Hani söylersem bir şey olur diye. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bak şimdi bu sinyaller buralardan çıkıyor ya. Acaba diyorum benim kız seninkide bir diyorsunuz saklıyor. Bak ben bunu yayında söylemeyecektim aslında. Saklıyor. Belki senin kızıma bir şey yaptınız yani hepiniz. Telefonu benim oraya attınız. O mahallenin bir yerine attınız. Bak Allah ben bunu dışarıda da konuştum. Bunu niye şimdi söylüyorsun Murat? Aynen bunu söylüyorsun akşam geldi ki? Aklıma siz dediniz ya sinyal. Hani kenarlarda bulundu. Bizim evin çevresinde dün demediniz Karabağlar'da, mi? Karabağlar'da evet. Evet. Benim akşam geldi aklıma. İstediği kadar telefonu dün, açsın biri dün yani. Dün Ergün'ü aradım. Evet. Akşam işte öğlenleyin. Pardon bugün öğlenleyin aradım. Dedim sen kızlarla görüştün mü? Dedim ben kızları aradım. Hı-hı. Bugün konuştum kızlarla. İki tane kız işte biri görümce biri gelin tamam. Artık ne olursa. Dedi ki bize Ergün gelip de bize öyle bir şey söylemedi dedi. Ergün'ü bağlatır mısınız canlı yayına? Dayı bağlansın evet. Bağlansın. Zaten o da bağlanmak istiyordu. Bağlansın. Evet, bağlanmak istiyordu. Ya ne kadar şeysiniz sözde ya. Sözde neresinin telefonunda keşke aramış. Keşke benim yanımda olsa keşke. Keşke neresi benim yanımda olsa. Aramış. Saat ne kadar bir daha söyle. İşler bir daha, çıkıyor bir dakika, ya. Bir dakika söyler misin? Kendisini görmüş mahallede nenesinle şey yapmış. Nenesi kızı arıyor. Saat kaçta? Valla saat akşam üstleri 7 gibi 6 gibi. Hangi gün? 1 Haziran 2 Haziran? Onu yok Haziran değil. 3-4 gün öncesi. Ne oluyor peki? Neresi ekmeği arıyor? Evet. Yani eskiden gördüğünü hani şey yapıyor, dile getiriyor. Kız Ergün'ün dediğine göre. Hı hı. Ben de ya abi diyor, 1 Haziran'da gördüm diyor. Bu konuştum bugün. Bir de 4 Haziran'da falan gördüm. Bakkalda gördüm hatta konuştum diyor. Hı hı. 4 Haziran'da konuştum diyor. 4 Haziran, 3 Haziran gibi bakkalda gördüm bunu diyor. Bunu söyleyen kim? Kim söylüyor? İşte bu kız şey, gören kişi. Ya bir gören kişiyle biz konuştuk. Hatta röportaj bile yaptık da o röportajlara bile sunmadılar diyor. Neden böyle bir şey oluyor diyor. Röportaj... Arkadaşlar ne yaptınız o röportajı yapan kişiyle? O kişiyle biz konuştuk. Öyle bir tarihte yok, öyle bir görüşme yok. Söyledi. Röportaj yaptılar, benimle de konuştular dedi. Bakkalın içine kadar girdiler dedi. Bakkalda kamera olmadığı için yo, ben yardımcı olamıyormuş. Dedi, şey dedi. Kadın dedi uyuyakal, evet. Bekletti beni 2 saat dedi. Bakkalda yardımcı olmak için. Sonra uyuyakal dedi, röportaj demedi. Kim adı ne onu söyle bana adını onun. Özlem. Özlem. Diğer 4 adı. Haziran'da bakkalın orada görüyor mu kızı? Evet görüyor. Bakkalda hani alışveriş yaparken görüyor. Özgür yanına gitmiştiniz ya siz. Yani Erdal. Hatta bakkala bile gitmişler. Röportaj etmişler. Erdal'ı... Bir dakika bekleyin. Evet Erdal konuşmuş. Evet. Hatta o ağlamışlar kızlar. Gelmedi etmediler diye. İşte yapmadılar diye. Ama sınır. Kız ya o şey... 4 Haziran'da ama şöyle onlar senin neyin oluyor? Onlar eniştemin akrabası oluyor. Ben tanımıyorum. Dudu var senin ablanın akrabaları oluyor. Yok ablamın değil. Eniştenin. Yani ablanın evet. Kocasının akrabaları oluyor. Evet. Şimdi biz onunla daha detaylı ben hatta kendisiyle kızlarla yarın Skype yapalım. Soruları biz kendimiz soralım. Tamam hatta mı? İnternetim yok dedi. Şey yapamam bağlanamam biri kontrol. Yarın Skype yapalım kızlarla ama kızların çok çelişkili konuştuğunu kayda değer ciddi anlamda bilgi vermedikleri için yayınlamadık. Çok çelişkili konuşuyorlarmış. Ben o çelişkiyi ekranda kendim göreyim. Bakalım niye öyle 4 Haziran'da gördülerse ama bir bilgi var. Ama Ergün abi, Bey dayı telefon attığında. Ergün Bey merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Ergün Bey siz o kızlarla konuştunuz mu? Kızlar size ne dedi? Yani bir 4 Haziran'da bir yerde... Aynen. O gün beni cesurladı. Dedi ki böyle dedi. Hani dedi... Gidip bir sorabilir misiniz dedi. Tamam dedi gideyim sorayım. Tamam. Ondan sonra benim teyzemin kızı var kansı. Besendere'de. Evet. Dedim ben yalnız gitmeyin dedim. Yanlış anlarlar dedim. Şimdi kadın oldukları için dedim yanlış anlarlar dedim. Tamam. Tamam abi dedi gel beraber gidelim dedi. Burada dedi nenete oturuyorum dedi. Tamam mı? Tamam ne dediler yani, size onu söyleyin bana. Kızlar ne dedi size? Ben kendim nenesi aradı. Dedim ki böyle siz ne zaman gördünüz dedim ben. Bana onu söyleyin yeter dedim. Dedi bir ayda bir buçuk ay arası dedi. Bakkalda dedi gördüm dedi. Alışveriş yapıyorlar dedi. Ondan sonra bir kız sormuş ona. Demiş nereye gidiyorsun sen demiş. Evet. Demiş burada demiş benim yeğenlerim var demiş. Yeğenlerim demiş alışveriş yaptım onlara götürüyorum demiş. Hatta cesur muhabbeti olmuş. Demiş siz ama evli misin? Demiş bir yıldan beri ben ayrıyım ona demiş.
Şimdi bakın hani bir şey söyleyeceğim. 4 Haziran değil, ben onu düzelteyim. Dayıya çok teşekkür ediyorum. Şimdi haber müdürümüz Doğan Aydı bilgileri atıyor. Selma Demir o kişiyle röportaj yapılmış. 4 Haziran değilmiş. Cesur 2 Haziran'mış. 2 Haziran. Bizim bilgilerle de örtüşüyor. Şimdi bir tane bilgi daha paylaşacağım. Evet, 2 Şimdi, Haziran'mış. Ama daha öncesi de görmüş. Ya canım benim 1 Haziran'dan sonra kayboluyor. Benzinlikte de görülmüş. Ya sadece 2 Haziran'da gördüğünü söylüyor. Öyle Neden? Mi? Bizim bilgilerle şu anlamda örtüşüyor. Örtüşüyor. Şimdi bak sevgili Nuray, senin kızın birinin akşama doğru saat 8 gibi 7 gibi evden çıkıyor ya, kafeye gidiyor. 2 Haziran'da en son 00:34'te kameralara yakalanıyor. Tamam. 2 Haziran'ın sabahında saat 9'da, tamam mı? Sabah 9'da biriyle bir telefon görüşmesi yapıyor. Tamam. Arkasından da telefonu kapanıyor. Ve kızın saat 20 gibi kızının telefonu o gün 2 Haziran'da saat 20'de telefonundan tekrar sinyal alınıyor.